Herkese selamlar. Göçmenlik Bürosu, Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nda göçmenlik hukukuyla ilgili son haftada gerçekleşen değişikliklerle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta göçmenlik hukukunda yaşanan gelişmelerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Bunların arasında yaz boz tahtasına dönen public charge kuralı ile ilgili son durum, konsoloslukların vize mülakatı vermesiyle alakalı Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama, göçmenlik bürosunun yapmış olduğu vatandaşlık başvurusunda bazı değişiklikler öngören açıklama, iltica başvurularında aileyi dahil etme koşullarında gerçekleşen değişiklik ve daha önce yapılan sahte bir evliliğin daha sonra yapılacak gerçek bir evlilik üzerinden green card alınmasını engelleyeceğini belirten mahkeme kararı. Bugün bahsetmek istediğim konular arasında yer alıyor. Öncelikle public charge kuralı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Public charge kuralı hakkında sadece benim kanalımda belki de 3 veya 4 kere public charge geldi, geri gitti şeklinde açıklamalarımız oldu. Public charge kuralı çok önemli bir kural. Göçmen olmak isteyenlerin, green card almak isteyen kişilerin ve göçmen olmayan vizesine başvuru yapan kişilerin, Amerika için de statü değiştiren kişilerin Amerika'ya herhangi bir yükümlülük getirmeyeceğini, devlet imkanlarından istifade etmeyeceğini belirten bir gereklilik kısaca. Bu yürürlüğe girdikten sonra mahkeme tarafından durduruldu. Daha sonra o karar bozuldu, tekrar yürürlüğe girdi. Daha sonra tekrar mahkeme tarafından durduruldu. Tabii şunu soruyor olabilirsiniz. Aynı mahkeme değil mi bu? Niye bu kadar duruyor, tekrar başlıyor, duruyor, tekrar başlıyor? Cevap aynı mahkeme değil. Farklı mahkemeler genelde buna karar veriyorlar. O yüzden bu kadar yaz boz durumu söz konusu. Ama en son durum itibariyle şu anda public charge kuralı bütün Amerika genelinde geçerli. Dolayısıyla hem göçmen olmayan vize kategorilerinde hem de göçmen olan vize kategorisinde public charge kuralı uygulanıyor. Ve public charge ile alakalı formlardaki soruların doğru ve düzgün bir şekilde doldurulması gerektiği gibi green card başvurularında da 944 formunun mutlaka gönderilmesi gerekiyor. Göçmenlik bürosu ile alakalı başka bir gelişme, göçmenlik bürosunun asylum başvurusu yapan kişilerin eşlerinin ve çocuklarının Amerika'ya daha sonra geldiği durumlarda eşlerinin ve çocukların dahil edilmesi, dosyaya dahil edilmesiyle ilgili olan yaptığı değişiklik. Şimdiye kadarki kural şuydu. Diyelim ki iltica başvurusu yaptınız. O esnada eşiniz ve çocuğunuz yanınızda yok. Fakat onlar daha sonra geliyorlar. Daha sonra geldiklerinde o kişileri yani eşinizi ve çocuğunuzu dosyaya dahil edebilmek için dosyanızın bulunduğu lokal ofiste dahil etme işlemini gerçekleştirebiliyordunuz. Göçmenlik bürosunun yeni getirmiş olduğu uygulamaya göre artık ailenin dahil edilmesi meselesi lokal ofislerde değil, göçmenlik bürosunun belirlemiş olduğu merkezi bir ofiste yapılacak. Bununla ilgili prosedür hakkında henüz çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Göçmenlik bürosunun yapacağı açıklamayı bekleyeceğiz. Ama burada görünen o ki göçmenlik bürosu daha sonradan Amerika'ya gelen aile üyelerinin asylum dosyalarına, iltica dosyalarına dahil etme sürecini tek bir elden yönetmek istiyor. O anlaşılıyor. Burada herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için şunun altını çizmekte fayda var. İltica başvurusu kabul edilen kişiler aileleri için aile birleşimi yapıyorlar. Burada bahsedilen konu o değil. Burada bahsedilen konu iltica başvurusu yapmış, henüz mülakatı gerçekleşmemiş, henüz mülakatı olmamış, dosyası hala pending dediğimiz bekleme aşamasında ve o esnada ailesini, Amerika'ya gelen ailesini dosyaya dahil etmek isteyen iltica başvurusu sahiplerinden bahsediyoruz. Bu kişiler ailelerini dosyaya dahil etmek için artık lokal ofis üzerinden değil, Atlanta, Georgia'daki Asylum Vetting Center üzerinden başvuru yapacaklar. Detaylar belli olduğunda tekrar paylaşacağız. Göçmenlik hukukuyla ilgili başka bir gelişme, Board of Immigration Appeals yani Immigration Göçmenlik Temyiz Mahkemesi'nin bu hafta vermiş olduğu bir karara dayanıyor. Söz konusu olan davada kişi önce sahte bir evlilik yapıyor. Sahte evlilik üzerinden olan dosyası zamanında dokümanlar sunulmadığı için sahte evlilik olduğu bilinmeden henüz ortada yokken dosyası reddediliyor. Onun üzerine tekrar bir evlilik yapıyor. Bu sefer gerçek bir evlilik. Bu gerçek evlilik dosyası görülürken ilk içeriye vermiş olduğu dosyanın yani ilk evliliğinin sahte olduğu anlaşılıyor. Bu durumda temyiz mahkemesi ilk evliliğini sahte yollardan yapmış bir kişinin ikinci evliliğinin gerçek olsa bile ve doğru bir şekilde yapılmış olsa, iyi niyetle girilmiş bir evlilik olsa bile ilk evliliğinin sahte olması nedeniyle reddedilebileceğine hükmetti. Dolayısıyla daha önce yapılmış olan sahte evlilik daha sonra ortaya çıkarsa bile göçmenlik hukukuyla ilgili yapacağınız başvuruları etkileyebilir, reddedilmesine sebep olabilir. Aslında mahkemenin bu kararı göçmenlik hukukunun nosyonuyla çok uyumlu.
Çünkü göçmenlik hukukunda evlilik meselesi iyi niyetle girilen bir müessese olması gerekiyor ve ancak green card'ı iyi niyetle girilen bir evlilik neticesinde alabiliyorsunuz. Dolayısıyla temiz mahkemesi ilk evliliği iyi niyetle yapmamış olan bir kişinin, green card alma amacı yapmış olan bir kişinin daha sonraki iyi niyetli evliliğiyle bu niyetini onaramayacağına hükmetmiş oluyor. Geçen hafta gerçekleşen çok önemli güncellemelerden bir tanesi yine Göçmenlik Bürosu'nun vatandaşlık sınavı ile ilgili yapmış olduğu açıklamaydı. Göçmenlik Bürosu vatandaşlık sınavında birkaç değişikliği içeren bir açıklama yayınladı. Bu açıklamalar vatandaşlık başvurusundaki vatandaşlık sınavı testini ilgilendiriyor. Peki nedir değişiklikler? Öncelikle bilindiği gibi vatandaşlık testi dediğimiz testte 100 soru var. Bu 100 soruya çalışarak adaylar vatandaşlık testine hazırlanıyor. Bu 100 soruyu 128 soruya çıkartıyor Göçmenlik Bürosu. Yani sorular 100 sorudan 128 soruya çıkacak. 100 soru yerine adayların 128 soruya çalışması gerekecek. Bu sorular zaten Göçmenlik Bürosu'nun web sitesinde var. Bu sorular gizli değil. Yani vatandaşlık testine girmeden önce bu sorulara çalışıyorsunuz ve bunların arasından zaten vatandaşlık testi soruları soruluyor. Bunlar 100 yerine 128 olacak bundan sonra. Eski kurala göre 100 soru arasından 10 soru soruluyordu ve bunlardan 6'sını doğru bilen vatandaşlık testine geçmiş oluyordu. Vatandaşlık sınavını değil, vatandaşlık testini. Çünkü vatandaşlık sınavı içinde bir bölüm vatandaşlık testi. Onun dışında İngilizce testi de var. Dolayısıyla vatandaşlık testini geçmek için 100 soru arasından sorulan 10 sorunun 6 tanesini doğru cevaplamak gerekiyordu. Yeni kural 10 soru sorma yerine 20 soru sorma kuralını getiriyor. Dolayısıyla 10 soru sorma meselesi 20 soru sorma şeklinde güncellenmiş oluyor. Eskiden 10 sorunun 6'sını bilen testi geçerken şimdi 20 sorunun 12'sini bilen testi geçmiş oluyor. Yani %60 kuralı aslında değişmemiş oluyor. Yani 10 sorunun 6'sını bilen geçecekken şimdi de 20 soru sorulduğunda bunun 12 tanesini bilen geçmiş oluyor. Yani bir bakıma ne oluyor? Göçmenlik Bürosu sorduğu soruların sayısını arttırmış oluyor. Ama başarı oranında herhangi bir değişikliğe gitmiyor. 20 sorunun 12'sine doğru cevap veren testi geçmiş olacak. Açıklamada aynı zamanda 65 yaşını geçip 20 yıldır Amerika'da Green Card'da bulunan kişilere uygulanacak olan özel muamele, yapılacak olan özel muamelenin değişmediği de belirtiliyor. Yani onlara 10 soru sorulacak ve onlar 6 soruya sadece cevap vermek durumunda kalacaklar. Onlar için soru 10'dan 20'ye çıkmayacak. Ayrıca dikkat çeken başka bir değişiklik de 10 sorunun 6'sına cevap verdiğiniz zaman testi geçmiş oluyorsunuz. Mesela 6'da 6'da yaptınız veya 7'de 6 yaptınız, geri kalan soruları sormuyordu Göçmenlik Bürosu görevlisi, sizinle mülakat yapan kişi. Ancak bu yeni düzenlemede 20 sorunun içinden 12'sini bilmenize rağmen geri kalan sorular varsa onları sormaya devam edecek Göçmenlik Bürosu görevlisi. Yani ne kadar çok soru duyarsanız o kadar iyi gibi bir durum söz konusu. 12'de 12 yaptınız, önemli değil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. sorular sorulacak. Bunlara doğru veya yanlış cevap vermeniz herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Zaten testi geçmiş oluyorsunuz 12 soruya cevap verirseniz. Son iki güncelleme konsolosluklar ve Amerika içindeki mülakatlarla alakalı. Kanalda en çok sorular genellikle bununla ilgili soruluyor. Konsolosluktaki mülakat güncellemeleri, Amerika içindeki mülakat güncellemeleri, biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amerika içinde bilindiği gibi Trump'ın yasağından kaynaklanan herhangi bir mülakat gecikmesi veya geri alınması veyahut da iptali yok. Amerika içindeki mülakatlar tamamen Covid ile alakalı olarak, bağlantılı olarak ilerliyor ve gelişiyor. Son zamanlarda evlilik üzerinden green card başvurusu, iş yeri üzerinden green card başvurusu, vatandaşlık başvurusu, bunların hepsiyle alakalı mülakat alıyoruz. Tabii bu mülakatların sayısı eskisi gibi değil, çok daha seyrek bir şekilde geliyor. Ama bunu da anlayışla karşılamak lazım çünkü bir sürü ofis hem çok daha kısıtlı elemanla çalışıyor hem de Covid önlemleri nedeniyle ofise çok daha az başvuru sahibi alınıyor. Dolayısıyla bu mülakatlardaki yavaşlama herhangi bir yasakla ilgili değil, Covid tedbirleriyle alakalı. Amerika içindeki durum bu şekilde. Konsolosluklara gelecek olursak, konsolosluklarla ilgili Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta içinde yeni bir açıklama yaptı, bir güncelleme yaptı. Bilindiği gibi daha öncesinde yaptığı açıklamada konsoloslukları rutin vize işlemlerine yavaş yavaş başlayacağını belirtmişti. Bu açıklama yapalı birkaç ay oldu. Ama hepimizin bildiği gibi konsoloslukların vize işlemlerinde çok ciddi bir gelişme söz konusu değil. Hatta öyle ki E1, E2 gibi mülakatları, konsolosluk randevularını konsolosluk şu anda hiç vermiyor. B1, B2 gibi turist vizesi mülakatları
önümüzdeki senenin 2021'in Eylül-Ekim aylarına alınabiliyor. Dolayısıyla bunları biliyoruz. Genelde kanalda bununla ilgili soru soranlara benim verdiğim cevap, evet mülakatlar çok ileri tarihlere veriliyor ama eğer mümkünse sisteme girip mülakatınızı alın. Daha sonra da sistemde daha erken tarihler açılacak mı onları takip edin şeklindeydi. Bu tavsiyeme aynen devam ediyorum. Çünkü eğer bir değişiklik olur, erken tarihlere mülakat verilirse o zaman sisteme girip daha geç tarihli olan mülakatınızı önceki tarihi almanız mümkün olabilir. Yine green card sahiplerinin eşleri için yapmış olduğu başvurularda 31 Aralık'a kadar yasak var, konsolosluk mülakat vermiyor. Ama Amerikan vatandaşlarının eşleri için yapmış olduğu mülakatlar ilerliyor. Bizim nitekim Ankara'da böyle bir mülakatımız oldu geçtiğimiz haftalar içinde. Bunların da sayısı çok fazla değil. Eskiye göre çok daha yavaş ilerliyor ama bir takım gelişmeler var denebilir. Peki Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada ne söyledi? Şunu söyledi. Şu anda konsoloslukların açılması için belirlenmiş net bir tarih yok. Her konsolosluk kendi bulunduğu ülkedeki durum ve şartları değerlendirerek, COVID ile ilgili olan gelişmeleri takip ederek ona göre bir karar verecek. Bunu demekle beraber bazı ülkelerde, özellikle Orta Asya ülkelerinde konsolosluklarda neredeyse Amerikalı görevli olmadığını, İstanbul, Ankara gibi yerlerde konsolosluk görevlilerinin çoğu zaman evden çalıştığını ve rutin vize işlemlerinin henüz başlamadığını biliyoruz. Fakat acil vize işlemleri, Amerikan vatandaşlarıyla ilgili konular, bunlar ivedilikle halledilebiliyor. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, eğer acil sebepler yüzünden Amerika'ya vize talebi olan kişiler varsa bu kişilerin konsoloslukların web sitesindeki irtibat bilgilerini takip ederek vize almaları gerektiğini bir kere daha belirtti. Bunu söylemekle beraber çok kolay bir şekilde konsolosluktan mülakat alınamadığını hem takipçilerimiz hem de müvekkillerimiz bizimle paylaşıyorlar. Bunun bilincindeyiz ama yine de çok acil sebepleriniz varsa bir mülakat almak için konsoloslukla irtibata geçmeyi deneyebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Amerikan vatandaşlarına yönelik servislerin tamamlanmasından sonra Amerikan vatandaşlarının yakın aile fertlerine yapmış olduğu dosyalara öncelik vereceğini, mesela Amerikan vatandaşlarının eşleri, nişanlıları gibi buna öncelik vereceğini açıkladı. Göçmen olmayan vizelerle alakalı da acil seyahat ihtiyacı olan kişilere, diplomatlara, COVID'le mücadele etmek için gerekli olan sağlık personeline ve daha sonrasında da öğrenciler, yani F1, M1 ve C1 vizesiyle Amerika'ya gelmek isteyen öğrenciler. Neden? Çünkü bunların okula gelmesi, okula devam etmesi gerekiyor. Bunlara öncelik vereceğini açıkladı Dışişleri Bakanlığı. Son olarak Dışişleri Bakanlığı vize başvurusu yapmak için harç ücreti ödemiş kişilerin bu harç ücretlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacağını ve harç ücretlerinin yanmayacağını açıkladığını bir kere daha hatırlatmış olalım. Bir önceki videomda Biden'ın seçilmesiyle göçmenlik hukukunda ne tip değişiklikler olabileceği ile ilgili bazı bilgiler paylaşmıştım. Bu konuda şu anda çok fazla yazılan çizilen şeyler var. Biden hükümetinin görevi devralmasıyla birlikte göçmenlik hukukunda olabilecek şeylerle ilgili gerçekten çok büyük bir ümit oluştu. Önümüzdeki günlerde bu konuşmaların nasıl devam ettiğini izlemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Biden'dan bu konuyla bir açıklama gelirse veyahut da transition team dediğimiz, yani Trump'tan görevi devralacak olan geçiş takımı diyelim ona, Biden'ın takımı, bunlardan eğer herhangi bir açıklama gelecek olursa onları da paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sorulara bizzat kendim cevap veriyorum. Eğer yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İlgi duyduğunuz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.